Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, bizler sizleri teşvik etmekle, tergip etmekle ve faziletli amelleri bildirmekle, ahiret için hazırlamakla mükellef kimseleriz. Allah-u Teala bize bazı ilimler öğrettiyse bunun zekatını vermek, size bu ilimleri öğretmekle ancak mümkün olacaktır. Tabii kendimiz de amel edersek her birimiz kazanacağız. Yok, biz size söyleyip de siz amel ederseniz, biz etmezsek kaybedeceğiz. Ama yine ahirette birbirine şefaat edeceğiz. Dolayısıyla birbirimize sohbet hakkımız vardır. Sohbet hakkımız olması hasebiyle biz sizlere bu mübarek geceler hakkında bazı bilgiler vermekle mükellefiz. Bu önümüzdeki gece de şimdi kavuşacağımız bu mübarek gece 17. gecedir. 17. gecenin çok büyük hususiyeti, özelliği vardır. O da Bedir gecesi olmasıdır. Furkan gününün gecesi olmasıdır. Furkan günü, Kur'an-ı Azimüşşan'da da Rabbimiz Tebarek ve Teala ne buyuruyor? اِنْ كُتُمَا اَمَنْتُمْ اِلّٰهِ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ. Eğer siz işte Allah'a inandıysanız, kulumuza Furkan günü indirdiğimize inandıysanız, şimdi tabii kulumuz Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Furkan günü hakkın batıldan ayrıldığı gündür. O da hangi gündür? Yevmel tekel cemaani diyor ayet-i kerimede. İki ordunun topluluğun bir karşılaştığı gündür. Enfal suresinin 41. ayet-i kerimesinde. Şimdi dolayısıyla biliyorsunuz Bedir Muharebesi Ramazan-ı Şerif'in 17. gününde vuku bulmuştur. O zaman 17. günü Cuma'ya muvafık olmuştur. Cuma'ya denk gelmiştir. Her sene tabi 17. gece Cuma'ya denk gelmez. Cuma'ya denk gelirse çift dikiş olur, nurun ala nur olur. Ama bu sene bu geceye denk geldi. Yani salıyı çarşambaya bağlayan gece 17. gecedir. Mühim olan 17. gece olmasıdır. Yoksa hangi geceye denk geldiği değildir. Bu yüzden burada tabii kulumuza indirdiğimiz derken tabii Bedir'de melekler de indirilmiştir. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهُ Siz zelil, yoksul, güçsüz durumdayken andolsun ki Allah size yardım etti. Ayet-i Cellesi'de buyurulduğu üzere. Tabii yine ayet-i kerimelerde meleklerin indirildiği beyan ediliyor. Yani اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ عَلَافٍ مِنَ الْمَلَاكَةِ مُنْزَلِينَ Yani 3000 melek Allah gökten indirse size yardımda yetmez mi diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesine müjdelemesini beyan ediyor. Sonra 5000 melek indirildiğini beyan ediyor. Dolayısıyla kulumuza indirdiğimize, yani o yardıma, o nusrate, o Bedir zaferine, o melaike-i kiram ordularına manasına geliyor. Fakat tabi inzal tabiri, indirilme tabiri ekseriyetle ayetler hakkındadır, vahiy hakkındadır. Bundan dolayı kulumuza indirdiğimiz Kur'an'a inandıysanız buyuruyor. Şimdi Kur'an'a inandıysanız, yani ganimetlerle ilgili, kafir ordularından alınan ganimetlerle ilgili bu taksimatı tatbik ediniz. Ayet-i Kerime'nin meali bu şekildedir. Şimdi ne zaman indirdi kulumuza diyor? Furkan günü. Yani Ramazan-ı Şerif'in 17'sinde. Şimdi o zaman ne oluyor? Hazreti Kur'an'ın 17. gecede, 17. günde tabii ki tümü olmasa da en azından bazı ayetlerin indirildiği aşikar. Bu itibarla Zeyd ibn-i Sabit radıyallahu teala Hazretleri sahabe-i kiramdan 17. geceyi ihya ettiği kadar, yani ibadetle geçirdiği kadar Ramazan hiçbir gecesini ibadetle geçirmezdi. Yani düşünsenize,
Önümüzde son 10 geceler var, tek geceler var, 27. gece var mesela. Fakat en çok 17. gece, yani bu gece ihya derdi. Çünkü şüphesiz Allah-u Teala bu gecenin sabahında hak ile batılın arasını ayırdı. Şirkin imamlarını, Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle tabi, eymetel küfür, şimdi FETÖ'nün imamları var biliyorsunuz dolu. Bu imam tabiri her zaman hayırda önder manasına gelmiyor. Kur'an-ı Azimşan eymetel küfri, küfrün imamları diye de tabiri var. Küfrün, şirkin, zendekanın, ondan sonra takiyenin, her şeyin imamı var. Allah bizi hayırda önderlerden, imamlardan eylesin. Şerde imam olanların şerinde muhafaza eylesin. Onun için Allah Teala küfrün imamlarını, liderlerini, yani Ebu Cehiller gibi 70 tane gavuru Bedir'de katlederek, kahrederek İslam'ı aziz kılmıştır. Küfrün liderlerinin katliyle, kahrıyla, Ebu Cehiller'in gebermesiyle İslamiyet bir nefes almıştır. Onun için Allah Teala o kafirlerin gebertildiği, ki 70 gavur sana değildi Kureyş, Kureyş'in azılı tağutları yani bunlar. Bu 70 tanesinin gebertilmesi büyük bir hadisedir. Çünkü hak ile batılın ayrılması, hakkın galip kılınması, batılın muzmahil kılınması, iptali ancak hak ehlinin izzeti ve galebesi ve devletiyle ve batıl ehlinin, şirk ehlinin zilletiyle ve hakaretiyle mümkün olabilir. Şu anda dünyada bakıyorsun, batıl ehli, şirk ehli, Amerikası, Yahudisi, Siyonisti güçlü olduğu zaman Yemen rahat edebiliyor mu? Ta bir ucunu söylüyorum dünyanın. Peki Doğu Türkistan rahat edebiliyor mu? O da öbür ucunu söylüyor. Yani ne demek istiyorum? Aradaki her yer yangın yeri. Gazze rahat edebiliyor mu? Filistin rahat edebiliyor mu? Suriye rahat edebiliyor mu? Irak rahat edebiliyor mu? Libya rahat edebiliyor mu? Her yer ateş çemberi. Bütün Müslümanlar eziliyor, perişan oluyor. Neden? Şirk güçlü. Bundan dolayı Müslümanlar zayıf ve zelil. Bedir Muharebesi gününde de böyle zelildi Müslümanlar. Ama Mevla buyuruyor, siz benim dinime sahip çıktınız, yardım ettiniz, sadık ve samimi oldunuz, dürüst oldunuz, Habibime sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla ittiba ettiniz, tabi oldunuz, onun sünnetini yaşadınız, yaşattınız, malınızı, canınızı Allah'ın dininin davasının ilası ve yüceltilmesi için seferber ettiniz. وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Yardım zaten ancak Allah'tan geliyor. Yardım ne melekle geliyor, ne felekle geliyor, ne efendim ne efendim uçakla geliyor, ne silahla geliyor, ne parayla geliyor. Yardım ancak Allah'tan geliyor Celle Celal. Şimdi yardım ancak Allah-u Teala'dan geldiğine göre siz kendinizi yardıma namzet edin, mazhar edin, aday kılın. Bunda şartı nedir? اَسْتَعِذُ لَا يَا اَهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهِ يَنْصُرْكُمْ وَاِذَبِتَ اَقْدَامَكُمْ Ey iman etmiş kullar! Siz Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım edecek. Allah fakir mi haşa, muhtaç mı ki? Biz ona nasıl yardım edeceğiz? Dinine yardım etmemiz, Resulüne yardım etmemiz sallallahu aleyhi ve sellem, şeriatına, sünnetine, ehli sünnetine yardım etmemiz bizden isteniyor. O zaman ben size yardım edeceğim diyor. Söz veriyor Kur'an ayetinde. وَاِذَبِتَ اَقْدَامَكُمْ Ayaklarınızı er meydanında sabit edecek, kaydırmayacak, caydırmayacak, kaçırtmayacak, kalplerinize korku salmayacak. Çünkü her şey Mevla'nın yedi kudretine. Kalpler Allah-u Teala'nın taht tasarrufunda. سَنُلْكِي فِي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا اَشْرَكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا Ne bu ayet-i kerimesinde Bedir'de, işte efendim, Hendek'te, Uhud'da birçok muharebeler hakkında bu ayet-i kerime geçerli. Yakında kafirlerin kalplerine korkuyu salacağım, bırakacağım buyuruyor. Allah Teala bir adama kalbine korku saldığı zaman adam 200-300 kiloluk adam olsa, 10 metre boyu olsa gider, affedersin, sineğin karşısında tiril tiril titrer, sineğin. La bu sinek benim nereme vızıldı gelir? Ben kaç metre adamım? Kaç yüz kilo adamım? Sinek ne yapacak bana? Demez.
Aa, bu sinek geliyor şimdi beni sokacak. Bu sinek beni öldürecek, bu sinek bana şöyle yapacak. Odada duramaz ya. Bunu yaşamıyor musunuz, görmüyor muyuz? Nice efendim gösterecek adamlar, dağ gibi adamlar, küçücük şeyle efendim çoluk çocuktan korkuyorlar. Çünkü kalpleri ben yönetiyorum buyuruyor. İstediğimin kalbine korku salarım. Şimdi Türkiye'deki Müslümanlar doğru dürüst Kur'an'ı, sünneti, ehli sünneti yaşasalar, Allah'ın dinine yardım etseler, hanımlarını, kızlarını haramlardan sakınsalar, kendileri takva üzere haramlardan, zinadan, namereme bakmak, gıybet, dedikodu yapmaktan sakınsalar. Ya Mevla yardım edeceğim diyor o zaman. Yardım edince de ne oluyor buyur? اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ Allah size yardım ederse kimse size galip gelemez. E niye mağlup durumdayız? Niye efendim Amerika'nın, Trump'ın tweetleriyle ekonomimiz bozuluyor? Trump kim? Taharetini beceremeyen adam. Affedersiniz, bilmem nesi, efendim, necis adam. Kim Trump? Ama Allah bize musallat etti zalimleri. Neden? E biz Allah'ın dinine yardım etmiyoruz. Hacısı kocası yalan konuşursa, rüşvet alırsa, yalan efendim birbirine haset ederse, birbirini kıskanırsa onları da bırak. Onlar hadi amele giriyor. İtikad bakımından tefsir profesörü ayet inkar ederse, hadis profesörü hadis inkar ederse, fıkıh profesörü mezhebi inkar ederse, tasavvuf profesörü tarikat inkar ederse nereye gidiyor bu? Koca tarikat camialarından bir camia efendim Berat gecesinde kalkıp gençlere Hayrettin Karaman gibi kabir azabı, kabirde cennet cehennem gösterilmiyor. Böyle şeyleri demeyin, güldürmeyin kendinize diye Buhari hadislerini inkar eden, ondan sonra efendim ayet-i kerimelerde cennet cehennemin kabirde gösterildiğine delalet eden ayetleri inkar eden, sahabeye buğz ettiğini beyan eden, alene hiç çekinmeden Genç Şafak gazetesinde sevmiyorum Muavi. Ne demek ya? 10 bin sahabe var onun yanında. Demeye cesaret eden, küstahlığını gösteren adamları sen efendim bütün gençlere zehirlemek üzere hem de beraat gecesinde gel sohbet et hoca efendi dediği zaman Allah yardım eder mi kardeşim ya? Allah yardım eder mi? Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleri Allah'ın vahiyleri ya. Allah'ın vahiy ayetleri hükmünde ya. Sahih hadisler, mütevatir hadisler ya. E sen bu hadis-i şerifleri göz göre göre inkar eden adamlara hocam hacim diye hürmet edersen men vekkara sahibi bidatin fekat ane ala etmil islam efendim bizim ne işimiz var ateistle, deistle, bilmem ne istle ya. Yok şu parti, yok parti, yok HDP, yok CHP. Ne işimiz var? Sen onu boş ver demek istiyorum. Bizim kendi içimizdeki Müslümanım diyen, namaz kılan, tarikatçıyım, cemaatçıyım diyen adam, ehli sünnet dışı itikatlara sahip olan bidat ehline tazim ederse, hürmet ederse, İslam'ı yıkmaya yardım etmiş diyor hadis-i şerif. İslam'ı yıkmaya yardım etmiş olur diyor. İslam'ı Trump mı yıkıyor ya? Siyonist mi yıkıyor? İslam'ı kim yıkıyor kardeşim? İslam'ı buradaki ilahiyattaki bazı hocalar yıkıyor. Hocaların hocası lakaplı adamlar yıkıyor. Ayetleri, hadisleri bunlar inkar ediyor. Televizyonlarda boy gösterip iftar sahurda milleti dinden imandan çıkaracak hoca kılıklı adamlar dini yıkıyor ya. Sen ne uğraşıyorsun komünistten, feministten? O bırak onu zaten. O zaten bir şey inanmıyorum diyor. Allah iman nasip etsin, ıslah etsin. Biz bedduacı değiliz, duacıyız. E biz bunlarla... E sonra Allah bize niye yardım etmiyor? Eder mi ya? Siz Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım edecek. Şurada bir el üstet müdafası duyuyor musunuz be? Bir ayet hadisi teyiden bir şey konuşan duyuyor musunuz? En ufak bir riski göze alan efendim o bana ne der, bu şuna ne der düşünmeden yücahidüne fî sebilillâh ve lâ yekâfûne lehum ve telâim Allah'ın dininin yücelmesi için malıyla canıyla fedakarlık eden hiçbir tenkitçinin tenkitinden korkmayan bana kim ne demiş, kim ne efendim beğenmiş, beğenmemiş, sevmiş, sevmemiş, sövmüş hiç alakadar etmez. Ben Allah'ın dininin yanındayım. İslam'ın yanındayım. İslam'ın hükümlerinin taraftarıyım ben. Şeytanın tarafında değilim diyen kaç hoca gösterebiliyorsunuz? Kaç cemaat gösterebiliyorsunuz? Ben işi bizden tutuyorum. Dışarıdan nereden tutayım? Dışarısının kulbu benim elimde değil. Burası da benim elimde değil. Ama ortalık piyasa meydanda. Ondan sonra Allah bize niye yardım etmez? Etmez. Siz yardım ederseniz yardım ederim diyor. O zaman düşmanlarınızın kalbine korku ilka ederim diyor.
Bakarsın Siyonist, Yahudi, Amerika bilmem Türkiye'den korkmaya başlar. E neden? E Türkiye doğru Müslüman olursa korkar tabii. Türkiye'yi doğru Müslümanı bırak. Diyanet doğru Müslüman olsa, Diyanet. İmam müezzinler doğru Müslüman olsa, Ehl-i Sünnet itikadında amelinde olsa. İmam müezzinler, Allah'ın yardımına yeter be. Bedir'de 313 kişi vardı. 313. Karşısı 1000'e yakın. 3 misli. Orduyla efendim karşılaştılar. Ama Allah-u Teala kalplerine korku saldım buyuruyor. Melek orduları indirdim buyuruyor. Bir melek bütün gavurları yemuktedir, gücü var. Ama ve men nasrullah min dillah. Ve ma cealeullahu illa büşra lekum. Ve li tatmaine kulubukum bi tevar bi kulubukum de var. Yani Allah size bunu müjde olsun diye melekleri indireceğini haber veriyor Bedir gününde. Yoksa kalpleriniz yatışsın, rahatlayın diye bunun müjdeyi veriyor. Yoksa ya ve men nasrullah min indillah azizil hakim. Aziz olan, güçlü olan, izzet şeref sahibi, hikmet sahibi, her işi yerli yerince olan Allah'tan başka kimseden yardım gelmez buyuruyor. İzyugaşşikumun nâse emedeten minu. Bir güvenlik hasıl olsun diye, panikleri geçsin diye, kalplerinin çarpıntısı dursun diye, Müslümanların devesi yok, atı yok, silahı yok, bir şey yok. Karşıdakiler her gün bir deve kesip yiyorlar ya. Bunlar burada Ramazan gününde. Gerçi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii hem yolcu oldukları için seferde ruhsat var, harpte ruhsat var da sefer diye olduklarında ruhsat var. Ondan sonra sen efendim mübarek günde o sıcak çölde sen silahsız, imkansız, gıdasız vaziyette 3 misli orduyla karşılaşıyorsun. Mevla da buyuruyor, ben de size bir uyku hali verdim diyor. Harbin ortasında silahları şeyine efendim ellerinde kılıcı olanın kılıcı düşüyor uykudan. Hani bizim dervişler tarikat dersi yaparken tesbih ellerinde dalıp da tesbihi düşürmeleri gibi. Hiç insan harpte karşısında düşman karşıda duruyor görünen mesafede. Her dakika sana saldırıp seni kesip doğrayabilirler. Sen ne yapıyorsun? Mevla buyuruyor ki ben size diyor bir güvenlik olsun diye diyor. Bir uyku hali verdim diyor. Böyle bir huzur, bir sekinet. Efendim feyiz, bereket yağdırım diye hiç korkmuyorsunuz yer. Ve nezzül aleyküm minessemâi mâ el yutayrakum bi. Abdestsiz olanlar oldu, uyuyup kusül icap edenler oluyor. Onlara da diyor bir yağmur yağdırdım diyor. Bir sular bolluktan sonra göletler yapacak orada biliyorsun su tutuyor biraz. Efendim Bedir'in oran toprakları itibariyle. Efendim oradan diyor size diyor yağmur indirdim, su indirdim diyor. O göletlerden diyor abdest aldınız diyor. Taharet yaptınız buyuruyor. Gusül aldınız buyuruyor. Allah. Ve bi ankum rizze şeytan. Şeytan vesvese veriyor size. İşte efendim bazıları gusül icap etmiş, et almış, gusül icap etmiş falan. Şeytan da geliyor size, siz nasıl Allah yolundasınız? Nasıl peygamberin adamısınız? İçine vesvese veriyor. Ha burada çölün ortasında kaldınız. Ot yok, ocak yok. Su yok, bir şey yok. E şimdi bir de gusül icap etti. Abdestiniz de yok. Ondan sonra Allah'ın adamı böyle mi olur falan. Böyle vesvese veriyor şeytan size. O şeytanın pis vesvesesini gidermek için diyor. وَلْيَرْبُطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ kalplerinize tam bir takviye, manevi kuvvet ilka etmek için. وَيْسَبْتَ بِيْلَقْتَامْ ayaklarınızı sabit kılmak için diyor. Er meydanında bir feyiz, bir nuans, bir emniyet, bir güvence, bir sekinet böyle. Adam bazı kere öyle bir hoşluk oluyor. Adam evinde duramıyor ya. Korkudan bazı kere duruyor böyle. Ay öleceğim, gideceğim. Bomba geldi, kafama geldi, düşman geldi. Beni öldürecek. Vesvese başka bir şey. Öbürü de gidiyor harbin ortasına girmiş. Bütün düşmanlar, efendim mayıs yağmuru gibi oklar, kılıçlar birbirine girmiş. Adam oturuyor böyle huzur üzere. Yeter mi? Evliyaullah'ta böyle haller vardı. Neden? Allah Teala sekinet ve feyiz ve huzur gönderirse adama hiç şeyden korkmaz. Dünya yansa samanı yanmaz. İşte Bedir'de bunları yaptım diyor. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَ Rabbim meleklere vahyediyordu. اَنِّي مَاكُمْ Ben sizinle beraberim. Ey benim meleklerim. Siz benim ordularımsınız. فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Çabuk iman edenlere sebat verin bakalım. Sebat verin. Melek geliyor sana sebat verecek. Nasıl sebat verecek? Melek ilham getiriyor. Nasıl şeytan vesvese getiriyor? Senin efendim nevrini döndürüyor. Adamı cumartesiye çeviriyor.
En akıllı adamın aklını alır baştan. Bir vesvese geldiği zaman da şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Adam bırakır gider. Ama meleklere de ne müsaade veriyor? İlham verme müsaadesi veriyor. İman eden kullarıma sebat verin ey benim meleklerim. Kalplerine feyiz yağdırın buyuruyor. Sevulkî fî kulûbillezîne keferû rûbe. Şimdi kafirlerin kalplerine korkuyu bir salacağım. Yemişler, içmişler, şişmişler. Her gün bir deve götürmüşler. Her türlü silahları, atları, develeri var. Burada karşıda gariban Müslüman olan üçte biri hiçbir şeyleri yok. Açlıktan da bellerini doğrultabilirler. Yiyecek bir şey de yok. Fadribû fevkale anâkı. Fadribû minum külle benân. Ey benim meleklerim diyor. Bak melekler bütün muharebelere geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulunduğu bütün muharebelerde melekler bulundular. Hendek hakkında da Ahzab suresinin ayetinde buyuruyor. Benzele cunudellem tarava. Yani görmediğiniz ordular indirdi. Melekler hep geliyor ama bil fiil savaşa girmiyor. Ancak feyiz veriyor, bereket veriyor, sekinet veriyor, huzur veriyor. Ama sadece Bedir muharebesinde bil fiil sahaya indiler ve kılıç kullandılar melekler. Ve melekler gavurları katlettiler, geberttiler. Bak bu ayet-i kerime bunu efendim sarahaten ifade ediyor. Fadrubu fevka lanak. Ey benim meleklerim diyor. Şöyle diyor. Ebu Cehil'in kellesini, gavurun kellesini diyor. Şöyle bir diyor. Hedef alın diyor. Kendinize bir kelle beğenin diyor böyle. Zaten yemiş içmiş kelleyi şişirmiş diyor. Anak onukunca bir boyun ve gerdan demek. Tam diyor böyle gerdanının üstünden darbeyi indirin diyor. Vadribu minhum külle benan. Her parmak uçlarına kadar, mafsallerine kadar. Bak şurada, şurada parmağın boğumları var. Görüyor musun? Parmakların boğumları, burada şey eklem yerleri diyorsun ha. Mafasıl. Bütün eklemlerine kadar, parmaklarının köşelerine, şeyine kadar, kemik bağlayan yerlerine kadar vurun diyor. Vurun dinsize, imansıza, Ebu Cehil gavuruna diyor. Ayet bu ya. Melekleri gönderiyor, vurduruyor. Sahabe-i kiram da şaşırdılar. Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain. Ya diyor sahabe-i kiram sonradan harp bitti böyle oturdular konuşuyorlar falan. Ya arkadaş diyor, ben diyor tam diyor kılıcımı diyor çektim diyor gavurun kellesine diyor hedef aldım diye şey ettim tam vuracağım. Bir de baktım diyor benim kılıcı onun kafasına gelmeden kellesi düştü önüme diyor. Bu nasıl oldu acaba diyor. İşte öbür bilen bir sahabi de diyor ki bunlar melekler de olmasa Resulullah soruyorlar tilkel meleke. Onlar meleklerdi diyor. Yani senden sizden evvel melek davrandı indirdi kellesini aşağı. Telke bennum şakkullahu resule. Çünkü Mevla buyuruyor. Onlar Allah'a muhalefet etti. Resulüne muhalefet etti. Ayrı tarafta bulundu. Şeytanın hizbinde bulundu. Onun için onlar bunu hak ettiler buyuruyor. Ey Müslüman! Sen de Allah'a muhalefet edersen, sen de Resulüne muhalefet edersen, Kur'an'a sünnete, ehli sünnete yan çizersen, sen Trump'tan, Siyonist'ten, Netanyahu'dan kurtarabilir misin kardeşim? Neden? Gavurdan ne farkın kaldı? O da Kur'an inkar ediyor, sen de ayetleri tahrip ediyorsun, tebdil ediyorsun, reform istiyorsun. O da feministlik yapıyor, sen de feministlik yapıyorsun. Allah'ın ayetlerine, Habib'in hadislerine karşı feminist, komünist olur mu ya insan? Hepimiz Allah yarattı kadınımızı, erkeğimizi. Ne buyurduysa hepimiz hakkında adaletin ta kendisidir. Bitti. Ya bu zamanda da olur mu? Allah böyle niye söylüyor? Peygamberin bu sünneti de uygulanacak dönem geçti arkadaş dediğin zaman Ebu Cehil'den ne farkın kalıyor? Ebu Cehil de öyle dedi. Ben de inanıyorum dedi Muhammed'in doğru olduğuna. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler niye böyle yapıyorsun? Madem inanıyorsun da bizi niye böyle ona karşı getiriyorsun? Ne başımıza belalar getiriyorsun? Gel inanalım da biz de kurtulalım dediler ya. Ebu Cehil ne dedi? Biz bir defa aykırı gittik arkadaşlar. İzzetimiz, itibarımız var. Artık bu işi düzeltemeyiz. Mecburuz artık. Burada cehenneme kadar gideceğiz demek istedi yani. Artık ona tabi olamayız. Yoksa Ebu Cehil'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emin olduğuna, güvenilir olduğuna, kâzip olmadığına, yalancı olmadığına, haberlerinin doğru olduğuna inancı var. Ama o başka, iman başka. O öyle efendim sosyal olarak onun öyle bir insan olduğunu kabul ediyor. Ama tasdiğe geldi mi, tasdik ne ister? İttiba. Ben senin doğru olduğuna inanıyorum. Dediğimi niye yapmıyorsun hacı abi? Ondan sonra işime gelmiyor. İşine gelmiyor Mevla'nın da yardım işine gelmiyor. Bu kadar basit.
Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan doğru deyin geçin buyurmuyor. Vettebe'un nurallezî unzile ma'ahu. Onunla birlikte nur indi diyor. İndirilen nur diyor. Kur'an'dır, vahiydir, sünnettir diyor. O nura tabi olanlar. Hulâkehum müflihûn. Ancak onlar felaha erecekler buyuruyor. Öbür türlü adam şimdi Yahudi Hristiyan'dan da nice felsefeciler, filozoflar, bilmemler. Bu ahir zaman peygamberi de doğru mu adammış ya? Çığır açmış, dürüstmüş, bilmem neymiş. Bunları gavurlar da söylüyor. Abi dolu gavur kaynağı var. Allah Teala bunları sever mi? Allah ve Resulüne muhalefet ettiler. Karşı tarafta durdular. وَمَنْ شَاقِقِ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Kim Allah'ın ve Resulünün karşı tarafında durursa, ne demek? İnanıyorum diyorsun. Amel bakımından, emirleri tutmakta, yasaklardan kaçmakta, karşı cephedesin, mübarek adam. Kur'an'ı, sünneti inkar edenlerle, alay edenlerle beraber oluyorsun. Onlarla yiyorsun, onlar gibi yaşıyorsun. Bir de onları da bırak, hadi onlar amele girer. Onlar gibi konuşuyorsun. Onlar gibi beyanda bulunuyorsun. Ben senin Müslüman olduğunu nerede inanacağım? Nereden bileceğim yani? Kalbini yarıp bakamam ki. Dilinden çıkan beyanın esastır. Kalbiyle tasdik, diline ikrar. Dille ikrar etmeyen kalbiyle tasdik etse ben adama Müslüman diyemem ki. Adam Yahudi, Hristiyan veyahut da neyse hiç Müslüman olduğuna bir alamet yoksa. Bu adam kelime-i şehadet bir şey ikrar etmese, İslam'ın hak olduğunu beyan etmese ben o adamın ölçü cenazesi nasıl kılayım? Ama ikrarını duyduğum zaman kalbinde iman olmasa da münafık da olsa kalbi Allah'a kalmış. Ben dilinin beyanına bakaraktan cenazesini kılabiliyorum. Müslüman mezarlığına gömebiliyorum. Ama sen şimdi dilinle ikrar ettiğinde beyanında sünnete muhalifse, ehli sünnete muhalifse, ayet hadisleri inkar varsa, hafife almak varsa, istihza varsa adama bak adama ya. Hocalan hocası Hayrettin Kanı. Kabire diyor bir kamera koyarlar diyor. Rezil oluruz diyor arkadaşlar. Böyle şeyler yapmayalım efendim diyor. Kamera çekmez, münker nekir gelmez, bilmem ne olmaz. Ya sen Allah peygambere böyle mi inandın? Efendim kamera çekmezse münker nekir gelmez. Bütün Kur'an ayetleri ölürken melekler kafirlere vuruyorlar diye ayet söylüyor. Hangi kamera çekiyor hangi gavura meleğin vurduğunu ya? Sen Kur'an'a nasıl bakıyorsun? Hadise nasıl bakıyorsun sen yani? Şimdi Allah bu ümmete yardım eder mi? Hocalarının hocası, İmam Hatiplerin ilahiyatlarını yetiştirenlerinin mürebbisi, böyle itikatta olan bir topluma ve buna reddiye yapmayan hoca cemaatlerine ve bir de bunu Berat Gecesi gençliğe gelin hocanızı dinleyin diye efendim önlerine koyan tarikatlere ve cemaatlerin yetiştirdiği İslam toplumuna Allah yardım eder. Etmiyor işte. Etmez. Ne ekonominiz düzelir, ne huzurunuz yeri gelir, ne sekinet gelir, ne Allah'ın yardımı gelir. Siz diyor intansurullaha yansurkum. Ha bak Bedir gecesine giriyoruz birkaç dakika sonra. Allah'ın aynı Bedir'deki orduları hazır bekliyor. Efendi Hazretimiz hep öyle derdi. Aynı melekler duruyor. Aynı kullar durmuyor. 313 olsa derdi, Bedir ehlinin kalbi üzere şu anda dünyada 313 kişiyi bulsak İslam'ı dünyaya hakim ederiz derdi. Ne 313 ya? Görüyorsun bir camide 60 bin kişi cemaat, 60 tane Allah'tan haber olan yok. Çünkü de buyuruyor hadis-i şerifte. Ahir zamanda ezanlar okunacak, kâmetler getirilecek, camiler cemaatle dolacak, bir tanesinin namazı kabul olmayacak. Gümüşhanevi Hazretleri bu hadis-i şerifleri rivayet ediyor. Yani Ramuzul Hadis dediği bunlar. Başka bir kitabı daha var. O eserinde gördüm. Sonra yine bir hadis-i şerifte buyuruyor. Ahir zamanda bir camide 1000 kişi toplanacak. Ya 1000 kişi şimdi bir camide 60 bin toplanan var. Hele Kabe'de 3 milyon bile toplanıyor Kadir Gecesi falan. 1000 kişi bir mescitte cem olacak diyor. Ezan okunacak, kâmet gelecek, namaz kılınacak. Bir tanesinde iman bulunmayacak diyor. Kabul olunmayacağı da geçtik. Şimdi herhalde o kadar o zamana gelmedi. Kabul olunmama işinde tehlike var da hani bir tanesinde iman bulunmayacak. İman bulunmaz efendim. Adam camide namazı çıkıp kılıyor. Şadırvan'a gidiyor. Şadırvan'da diyor. Ne şeriat diyor ya. Ne diyor ya gericilik yobazlık diyor ya. Böyle mi olur diyor bilmem ne diyor. O zaman o hükümler geçti diyor artık diyor.
Reform lazım diyor dinde diyor. Bu adam teravih kılsa ne olur, teheccüd kılsa da olur. Trumbo. Ancak tezinat, süslemek. Efendim. Vurmuşlar ağacın kökünden dibinden, götürüyorlar dinimizi. Öte taraftan da öbürleri yaprakların tozunu alıyorlar. Ağacın yaprakların tozunu alıyorlar. Biz tasavvufa inanıyoruz. Muhittin Arabi büyük bir mütefekkirdir bilmem. Bizim Müslümanlar aldılar. Aa, bu hocam Muhittin Arabi'yi methetti. Evliya'yı methetti. Herhalde tasavvufa inanıyor. Ulan bunun tasavvufa inansa ne olur? Hayrettin Karaman Hilye yazmış. Hayrettin Karaman Hilye'nin sahibinin hadislerine iman etsin önce. Hilye'nin sahibinin hadislerine iman etmeyenin Hilye-i Hakani yazması, yok efendim tasavvuftan dem vurması, evliyadan bahsetmesi, İmam-ı Rabbani hakkında da kitap yazmış biliyorsunuz. Ama o İmam-ı Rabbani diyor ki, مَا آمَنَ بِرَسُولِ اللّٰهِ مَنْ لَمْ وَكِرَ صَحَابِ Şeyh-i Şibri'den nakle. Resulullah'ın sahabesine hürmet ve tazim etmeyenin Resulullah'a imanı yoktur diyor. İmam-ı Rabbani hakkında kitap yazıyor, şu tezada bak. Ondan sonra diyor ki, ben diyor Muaviye'yi diyor sevmem diyor. İmam-ı Rabbani de orada ne diyor? Bütün ulema evliya demiştir ki sahabeyi sevmeyenin diyor Resulullah'a imanı yoktur diyor. E şimdi bunları birleştirmek çok zor bir şey değil. Benim gibi böyle aşırı hoppala zıppala fırlak kafa zeka da lazım değil. Benim biraz vardır öyle cem etmelerim. E sende o da lazım değil. O ayet burada, hadis burada. Kur'an-ı Kerim bütün sahabeyi zaten methediyor. İnna fetehenen sonat Muhammedur Resulullah ellezine ma'u onunla beraber olanlar diyor. Mağfireten ve ecren azıyma. Büyük mağfiretler, ecirler hazırladım diye ayet bitiyor. Yani innafetanen sonunu bilsen, Kur'an'daki bir ayeti bilsen her şeyi çözüyorsun zaten. Yani çok ilim de lazım değil. Ama Bedir'deki nusret yardım gelmiyor. Gelir mi? İn yansurkumullahu fe la galibe lekum. Allah size yardım ederse sizi kimse yenemez. Ne Amerika, ne Rusya, ne bütün dünyanın Çin. Ya süper devlet zaten onlar da 2-3 tane birbirine kapışıyorlar. Hepsi sana tek düşman olsa, sen tek olsan yenemezler. Neden? Allah yardım ederse kaydıyla. Ben yahdülküm, o sizden yardım elini çekerse. Femen zellezî yansurukum min ba'di. Allah'tan sonra size kim yardım edebilir? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başına çıktı mı? Fakir sahabeyle çıktı mı? Bir Hatice annemizle işe başladı mı? Sonra Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'le işe başladı mı? Bir Hazreti Ali Efendimiz küçücük çocukla işe başladı mı? İşte. Ne oldu? Yani 23 sene içerisinde zaten vefat etti bütün nübüvvetini. 23 sene içerisinde bütün dünyayı Arap Yarımadası'nda gavur kalmadı biraz daha. Ve vaatleri müjdeleriyle beraber efendim artık şeytan ümidini kesti. Ceziretül Arap'ta bir daha ona ibadet olmayacak buyurdu. Ve Hazreti Ömer Efendimiz daha ne zaman yani? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 10 sene sonra hemen hemen 7-8 sene sonra zaten fetihler Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'den sonra da o mürtetlerle savaştı. Hazreti Ömer Efendimiz de fütühata başladı. Ondan sonra zaten 2-2,5 sene sonra Hazreti Ömer Efendimiz halife oldu. Ve 10 senelik 12 senelik döneminde ne Kisra kaldı, ne Kayser kaldı. İşte Hazreti Osman Efendimiz de tabii devam ediyor bu süreç. Yani bunun topunu toplasan 20 sene içinde Kıbrıs'ta fetholdu. Kıbrıs'a kadar ya. Kıbrıs'ta fetholdu. Kudüs'te fetholdu. Hristiyanların merkezleri fetholdu. Bizans tarumar oldu. 200 bin kişilik Bizans Roma'sı, Rum'u ordusu. 2000-3000 sahabe gidiyor Mu'te'de ya. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim sağlığında da oldu bu. Medine'den canlı seyrettiği harbi. Sancağı şimdi Zeyd aldı, sonra o şehit oldu. Böyle Medine'den sahabeyi anlatıyor. Bir yandan üngür üngür ağlıyor, bir yandan Mu'te neresi? Ta Ürdün'de şimdiki hudutlarında. Mu'te'deki harbi naklen yan yapıyordu. Neden? Allah yardım ediyordu kardeşim ya. O adamlar Allah için cihad ediyorlardı. O Zeyd ibn Hariseler, ondan sonra o Cafer-i Tayyarlar, o Abdullah ibn Ravahaler, Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain. Hanımlar düşünmüyorlar, çocuklar düşünmüyorlardı. Arkamızda çoluk çocuğumuz ne olacak düşünmüyorlardı. Canlarını düşünmüyorlardı. Düşmana öyle atlıyorlardı Allah için. O Halid ibn Velidler, radıyallahu teala. Ama şimdi sen
Allah'ın dinini, ayeti, hadisi inkar eden adama bile ya bir şey diyecek adam diyor ki ya şimdi onunla aram iyi, onun bana hürmeti var, bizim cemaata sevgisi var, bilmem ne, işi karıştırmayalım. Allah'ın katırını gözetmeyen, Kur'an'ın katırını gözetmeyen, hadis-i şeriflerin katırını gözetmeyen, bunca müştehitlerimizin, ehl-i sünnet imamlarımızın akaidini muhafaza etmeyen, cemaattan ne hayır gelir, tarikattan ne hayır gelir, şeyhten ne hayır gelir, müritten ne hayır gelir. Ne lazım bize böyle kuru kalabalık ya? İki tane Müslüman olsun, doğru olsun ya. Öyle cemaatler var, tarikatlar var. Şimdiki 100 bin, 200 bin, 500 bin müntesibi var. 1 milyon benim müntesibim var. Ne yapayım? Al birini vur birine. Allah'ın dini yıkılsa burada çıt çıt atmaz. Şeyhine bir şey konuşursa ayağa kalkar. Resulullah sahabeye bir şey konuşursa bana ne ya şimdi? Şimdi işi karıştırmayalım. Bu adamlarla da iyi geçinelim. Bunların da biraz her yerde çevresi var falan. Bunlar da şimdi bizi hedef alırlarsa bizim itibarımızı düşürürler falan. Tabii itibarı onlar verdi, onlar alacak değil mi? Nerede Allah Celle Celaluhu? Nerede izzeti, İslam'ın izzeti, şerefi nerede? Aziz Allah'ın ibadetiyle, taatiyle, takvasıyla aziz olandır. Nerede? Onun için zelil olduk. Sahabe-i kiram İslam'ın izzetiyle aziz oldular. Bedir'de de galip oldular. Hendek'te de galip oldular. Efendim, bütün ecdadımız, ya daha Osmanlı ecdadımız, şu geçen 150-200 seneye kadar mağlubiyet nedir bilmediler ya. Çünkü neden? İslam'ı öne koydular. Kardeşim Kur'an'a baktılar ya. Şu İslam'ı, şeriatı, sünneti, ehli sünneti terk edilen. Hani bunu biraz daha da geriye götürebiliriz yani zayıfladı. 250 diyelim, 200-250. Tanzimat fermanlarıdır. Avrupa'dan kılık kıyafet kanunlarıdır. Vesaire işte gavurların keyfine uymalar. Cizyenin kaldırılması, Kur'an emirlerinin terk edilmesi neticesinde. İki yakamız bir araya geldi mi? Gelmedi. Koca efendim 20 milyon kare, 30 milyon karelik vatan 700 bin efendim şeye düştü, kilometreye düştü. Ondan sonra orada da Doğu Güneydoğu beka sorunu gitti gidiyor .com'a koydular. 20-25 vilayetimizi Adana'ya Mersin'e kadar Pentagon'da Kürdistan haritasında gösteriliyor. Paşalar anlatıyor bunu. Ben televizyonda izlediğim paşalardan duyuyorum bunu. Pentagon'da harita var diyor adam. Ben gördüm diyor. Şu anda Suriye ne halde? Orada Kürdistan kurdurmaya çalışıyor. Burada bir HDP'ye parti kurdurmuş. Bu kadar vatanını milletini seven Müslüman o HDP öyle zangur zungur bağırıyor. Bütün gavurluklarını kusuyor. Apo zındığına bilmem nesine o Demirtaş öyle efendim o teröristlere müdafaalar yapıyor. Ondan sonra burada orada %10 ya var ya yoklar. O da sempatizan, mempatizan da bilmem ne için hepsini koy çuvala %10 etmez. Burada %90 var. Bu %90 pısırık şekilde böyle duruyor. O %10 %90 vatan evladını, vatanını seven Müslümanın kafasına çıkıyor. Tabii bunun içinde en başta Kürt Müslüman Kürtler kardeşlerimiz zarar görüyor. Çünkü aynı bölgede olmak açısından onun tarlasını yakıyor, onun iş makinesini yakıyor, onun çocuğu. Bak geçen gün iki tane çocuk işte yolda gelirken bomba patlattılar onlara. Müslüman Kürt'ün evladını iki tanesini şehit ettiler. Yayladan geleni şehit ediyor. Mezrağı yakıyor. Fabrikayı yakıyor. Esas Müslüman Kürtler zarar görüyor. Ama o şu Müslüman Kürtler HDP'yi tutmuyor ki çoğu. Ama ve lakin şunu anlatmaya çalışıyorum. Adam Marksist, Leninist, dinsiz, kitapsızlığını utanmadan, korkmadan, sıkılmadan %10'la kafamızda boza pişiriyor. Bizim burada %90'ımız zavallı bir çare. Böyle sıs pıs pıs. Niye biz acaba bu zillet durumuna düştük? Niye biz bu hakir duruma düştük? Şunun bir hesabını niye yapmıyoruz ya? Vatan bizim, memleket bizim, askeriye bizim, polis bizim. Din bizim, dünya bizim, devlet bizim, vatan bizim. Biz kendi memleketimizde efendim müstemleke gibi böyle sığıntı gibiyiz ya. Oradan tabii ki adam Avrupa Birliği'nden şuradan buradan destek alırsa, Amerika'dan, Siyonist'ten, Yahudi'den destek alırsa dur 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 ötüyor. Sen ancak Allah'tan destek alman lazım ki bununla baş edebilesin. Sen de Allah'a yardım etmiyorsun ki Allah sana yardım etsin. İşte Bedir bizim için çok büyük bir ibret vesikasıdır. Bu mübarek gece Furkan gecesidir.
Yarınki gün Furkan günüdür. Furkan gecesinde hak batıl ayrıldığı gündür. Rabbim yine hakkı batıldan tefrik eylesin. Allah'ım yine batıl ehlini zelil eylesin. Şirkin önderlerini katleylesin, kahreylesin şu mübarek iftar saatinde. Amin deyin salavatlar arasında. Amin Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Ve aleyhi ve sellem oruç ağzınıza, duanız reddolunmayan saatinizde. Türkiye'de ve Yemen'den Doğu Türkistan'a kadar bütün İslam vatanlarında kurban olduğum Allah'ım hakkı ihkak eylesin, batılı iptal eylesin, melek ordularını inzal eylesin. Habibine gönderdiği yardımları bizden ustatıyla bizi teyit eylesin. Ama bizi dinine döndürsün. Allah size yardım ederse kimsesi yenemez sırrına mazhar eylesin. Onun için bu mübarek gece çok önemli. Kadir gecesi olma rivayetleri çok kuvvetli. Onun için Ahmet bin Hanbel'e göre de Medine ehli bu gecenin Kadir gecesi olduğuna dair rivayetleri takviye etmişlerdir. Bu mübarek gecelerde büyüklerimiz yemin ediyorlar, sahabe-i kiramdan bazı yemin ediyorlar. Mutlaka Kadir gecesi 17. gecedir diye biz ihtiyatan tedbiren bu mübarek gece teravih namazını cemaatle kılalım, yatsıyı cemaatle kılalım, sabah namazı cemaatle kılalım. Bir insan bu mübarek gecede teravih namazını kılarsa Allah-u Teala ona bütün enbiya-i zamın ecrini ihsan eder. Ve lem yemut hatta yara makade minel cennet. Bu gece teravih imanla ihlasla kılan adam cennette gideceği yeri görmeden ölmez. Onun için biz Muhammed Emin Vakfı Ümraniye Çınar altında Muhammed Emin Vakfı'nda inşallah efendim 40 dakika kala teravihe Bedir ehli 300 küsur sahabenin ismi şeriflerini okuyarak dualar yapacağız. Teravihde orada kılacağız. Sizleri de bekliyoruz. Müsait olanlara Allah'a emanet ediyoruz. Hepimizin Bedir gecemiz mübarek olsun. İftarlarınız hayırlı olsun. Rabbim oruçlarımızı, ibadetlerimizi, dualarımızı kabul eyleyip bu gece tembellik halini cümlemizden izale eyleyip ibadet taatına muvaffak eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem.